yani güzeldi, aşağısı çok güzeldi, her şeydi. Zaten mekan doluydu. Benim de uzun zaman tabii sahneye çıkmaya başladım. Ondan bir şey İstanbul'da böyle bir kazanım olsaydı. Hayırlı olsun diyelim. Yeni bir şarkı. Evet, evet. Diyelim. Nasıl görüşürüz? Çok beğenildi. Yani bizce güzel oldu ama takdir tabii ki. Yani, takdir aldım. İnşallah onlar da beğenir. Uzun bir zaman olmuştu. Yani biz şarkı yaptık. 2,5 yıl falan olmuştu. Bu aslında benim böyle Nisan-Mayıs aylarında çıkarmayı düşünüyorum bir şarkı. Ama işte yaşadığım şeylerden dolayı bayağı bir erteledim. Şimdiye nasip oldu. Tam da mevsim oldu aslında. Böyle Kasım-Aralık ayı. İnşallah dinleyenler de beğenir. Bomba gibi tekrar geri döndük diyebilir miyiz? İnşallah. Peki bayağı ertelenmiş dediniz. Yani şarkı böyle sahnelerden biraz uzak durmayı da, sahneleri de ertelemeyi düşünüyor mu? Böyle çok... Yok. Yani... Zaten biliyorsunuz da bütün yaz boyu yaşadıklarım. Zor oldu tabii. Çünkü... En yakında kaybedip tekrardan şarkı söylemek, insanlara eğlenmek, sahnede olmak, bunlar çok kolay işler değil. Hiç yapamayacağımı zannediyorum ama Allah işte öyle bir güç veriyor. İşte sorumluluklarımız var. Başta hesap verdiğim insanlar var. O yüzden ancak bu kadar işte toparlanıyor. Sahnede peki, sahnede çok zorlanıyor musun abi peki? Yani ilk yarım saatten sonra tabii bambaşka bir şey oldu, bambaşka bir dünya oldu. Tabii ki zor oldu. Yani sadece benim kardeşim değil, menajerim diye bir canım. Yani şöyle göz göze geldiğim zaman benim ne yapacağımı, bana ne söylemek istediğimi, sahne nasıl gidiyor, ne yapayım, biraz daha mı kalayım, işte hareketimi söyleyeyim, sana söyleyeyim, bunların hepsi. Sahnede birebir onu olduğu için zor. Hiç sahne repertuarında herhangi bir değişiklik oldu mu? Hareketli şarkılardan çıkartma ya da daha duygusal şarkılardan. Benim işim. Ne gerek yoksa? Sahne demişken, sahne demişken ortaya sırada bir değişiklik olmuş mu? Yani canım ortaya sırasında 3 kişi geldi ortaya sırada. Yok, onlar zaten beni ortaya sırada. Bülent Hanım'a da çalıyorlardı. Onlar o hafta ona gitmişlerdi. Gidiş o gidiş. Geri geldiler. Hepsi gerçekten çıktıktan sonra bir tanesi koğuş ağzı oldu. Çıktıktan sonra hepsi bambaşka bir çevreye dönüşmüş. Yani şaka bir yana çok kolay bir şey değil tabii. Ailelerin yaşadıkları onların başına geldi. Hepimizin başına geldi. Uzun zamandır da şu anda sizi giderken gördük ya, uzun zamandır böyle görmemiştiniz. Hatta haberleri de yapıldı gitmeye, çekiniyorum yani, diye. İşte gülüyoruz, ağlıyoruz. Hayatın içinde olan her şey var. Biz de özlüyoruz yani. Yani hem hayranlarınız daha çok özlüyor da daha böyle o enerjik Alişan... Çok kolay değil oğlum, çok kolay değil. Ya şöyle bir şey diyeceğim, hani bu süreçte yani gerek de sahne öncesinde vesaire bir şey, bir proje öncesinde bir destek vesaire alıyor musun? Aldığım şeyler var. Yani sahnede şey var. İşte bugün mesela sevim yaptım sahne. Kolay değil. Vallahi kolay. Yani sadece şunu söyleyeyim. Çok boş bir dünyada yaşıyoruz. Çok boş. Onun arası yapıyoruz. O yüzden kimse kimseyi kırmadan, kimse kimseyi incitmeden, kimse kimsenin hatamına mevkisine, şöhretine, şusuna busuna bakmadan doğru düzgün bir hayat yaşasın. Aile çıktıktan sonra ne olacağımı bilmiyorum. Aileyi nasıl etkiliyor? Musa Hanım'ı nasıl etkiliyor? Çok öyle şeylere girmek istemiyorum. Dediğim gibi işte yeniden böyle. İnşallah bundan sonra artık sahne programları zaten başlamıştı. Bakalım devam edeceğiz. Peki var mı başka şey? Gelebiliriz. Size gelebildiniz mi? Hiçbir şey çıkmadan. İşte konuşuyoruz. Bunu duymadım. Teşekkür ediyoruz. Zaman kazandım. Sağ olun.